Define ve tarih sevdası kanalından herkese merhabalar arkadaşlar harika bir videomuz gelmiş güzel bir halka işaretimiz ve ortasında haç işaretimiz var arkadaşlar zaten halka işareti daha önce de söylemiştim içinde haç alanda mezar var mezar korunmalıdır zaten bir de yanında 2-3 tane de yılan varsa kendini apaçık gösteriyor. Kesinlikle, kesinlikle hazine var. Bakın arkadaşlar, çatal dili de dışarıda. Saldırı pozisyonunda. Kuyruk arka kısmı hepsinin de e, bize hepsinin de bize yön verdiği yer belli zaten kuyruk tarafında. Size söylüyorum arkadaşlar, nokta vermiyorum. Kuyruk az önceki gördüğün yılanı yine söylüyorum tehlikelidir gerçekten. Çok çok tehlikelidir. Bakın arkadaşlar, benzetme yok birebir üzerindeki pullar bile gözüküyor. Yılan işareti budur. Uzunca bir kaya gördüğünüzde yılan demeyin. Şimdi size bak bir yılan orada bir yılan burada çatal dil harika bir şekilde yapılmış. O da olduğunu söylüyor. Bakın kuyruğa bakın. Sol tarafa doğru gitti bakın. Arkadaşlar yeri gösterdi bize. Gördünüz. Burada bir oymamız var. Bu bir mezar oymasıdır. Ama ee, diğer fotoğraflara geçtiğimizde oda olduğunu da söyleyen işaretlerimiz var. Ve su yolu vermişler. Bize girişin nerede olduğunu söylüyorlar. Ee, gerçekten mükemmel bir şekilde yapılmış. Kaliteli bir yuvarlak oymamızdır. Ee, Salapatı yapılmamış. Şurası oluk olan yer direkt e, odadan mezara akan bir oluktur arkadaşlar. Tam ortada da yuvarlağı var. İki tane yuvarlak vermiş, yuvarla koyma var. Gerçekten bu işaret de harika. Başka yerlerde aramasın bunu gönderen arkadaşımız bulunan yerdir. Nokta olarak yine tekrarlıyorum arkadaşlar. Nokta veremiyoruz. Yasak. Resmiyete dökelim arkadaşlar. O da işaretimiz burası. Ortasında yuvarla koymamız var. İçinde mezar olduğunu söyleyen, olan içinde mezar olduğunu söyleyen ve sağ tarafa doğru bize yön veren işarettir. Sağ tarafa doğru yön veren işarettir derken bize girişin nerede olduğunu gösteren bir işarettir arkadaşlar. Araştırmanızı ona göre yapın. Ee, yakın dönem yani bin yıllık bir ee, çalışma değil bu, yakın dönem bir çalışmadır. Zaten e, işarete baktığınızda, çalışmaya baktığınızda kendini belli ettiriyor. Yakın dönem, yani tahmini 150-200 en fazla taş patlasın, 250 yıllık bir çalışmadır bu. Güzel işaret, gerçekten e, bize hem yön veren, hem orada ne olduğunu söyleyen her şey mevcut. Burada yine bir güzel işaretimiz daha var. Buradaki işaretimiz hilaldir arkadaşlar. Çift hilal. Ee, baktığınızda ortadan ikiye bölünmüş. Arkadaşımız buna dört tane oda olduğunu söyledi. Öyle bir şey yok. Bu bir numara define işaretidir. Baktığımızda kaya karşısında yani hilalın açık ağzı tarafında sol tarafta yine bir kare oyma olduğunu görüyoruz. Yani en azından fotoğrafta o şekilde gözüküyor. Tek bir fotoğraf gelmiş. Çift hilal Ermeni dönemine ait bir işarettir. Yine söylüyorum arkadaşlar. Bir küçük bir de büyük mevla hazinesi vardır. İşarete göre zaten yapılmış. Bir küçük bir de büyük hazinesi vardır. Küçük hediye dediğimiz olay büyük. E, hediye dediğimiz olay kayadadır. Büyük hilal ise direkt bize yön vermiş zaten kayanın altını kontrol etmelerinde fayda vardır arkadaşlar. Burada yatay bir şekilde suyu göremiyoruz. İşte bu fotoğraf harika bir fotoğraf fakat video olarak gelse, baktığı yönü, suyun nerede olduğunu bize gösterse en azından suya paralel mi, dikine mi, nasıl gidiyor suya onu görmemiz lazım. Fakat arkadaşımız bir araştırma yapmış, gezmiş. Sol tarafta yani arka kuyruk tarafında yine bir oyma verilmiş. Arka tarafta oymanın bulunduğu yerde iki tane mezar yani yığıma bulmuş. Onlar büyük ihtimalle yine eski mezarlardır. Fakat bize balığın yönünü veren gerçekten bize şuraya git diyen, şurada araştırma yap diyen bir işaretimiz var. O da hemen balığın üstünde arkadaşlar. Üçgen işareti ve çok harika bir şekilde yapılmış balıkla birlikte yapılan bir işaret. Rengi, rengi de kendini gösteriyor. Eşkenar değil arkadaşlar. Uzun uç köşesi kayanın arka tarafına yani üst tarafına doğru bakıyor. Buradan baktığımızda zaten yamaç olarak gözüküyor. Su büyük ihtimalle alt tarafta kalıyor. Araştırmamızı üst tarafta yapmamız lazım. Hazine işaretidir arkadaşlar. Yine e, aynı yerden arkadaşımızın çektiği yığma taşların bulunduğu yer. yani Mertebesi çok yüksek olmayan, zengin olan birinin mezarıdır. Bunlar zaten e, piramitlerden geliyor. E, tümülüslere kadar, tümülüslerden yığma taşlara kadar, yığma taşlardan aşağıya doğru en son toprak olarak gözüküyor. Mezar çeşitleridir. E, bu mezar çeşidi topraktan bir üst. Bunun bundan sonra işte e, kaya mezarlar bundan sonra oda mezarlar. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu e, güzel, bu da güzel. Burada e, kendini yormaması açısından cihaz kullanırsa e, daha iyi olur. Şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.